bu oyuncularla kazanması lazım. Bu teknik adamlarla seni getirdilerse buraya bir yapı için, bir düşünce için getirmişler. Zaten herkes saygı duyuyor. Şimdi yok oradan düşerse düşmesin. Türkiye'de gönül veren insanların, Malatya'nın, Kayseri'nin bütün insanlarına bakarsanız kimse düşmeyi istemez. Ben de Ankaragücülü olarak Ankaragücü'nün düşmesini hiç aklıma getirmiyorum şu an. Şimdi dediğim gibi enseyi karartmamakta fayda var. Ankaragücü bu cendereden çıkacaktır ama hoca konusunda ben biraz daha devam etmek istiyorum. Şimdi en ucuz, en pahalı hoca en ucuz hocadır. Ben bunu söylerken aynı bir şeyle örneklemeyle gitmiştim. Evet, belli bir seviyenin üzerinde kaliteli hocalar var ve bu hocalarla yol almak istiyorsan bir uzun süreli program yapacaksın ve vizyon koyacaksın, hedef koyacaksın. Şimdi Ünal Karaman Rizespor'la anlaştı. Ünal Evet. Karaman Ankaragücü'ne de gelebilirdi. Ünal Karaman gerçekten bir CV'si olan teknik direktör. Geçen sene oynattığı futbolla Trabzonspor'da artık şeye geçti. Fatih Başkan'ın da çok çok sevdiğini bildiğim bir şeydi. Teknik direktör bir isimdi. Yapabilir miydi? Görüşmüş de olabilirler. Ama bu vizyon lazım. Bu vizyonu ayarladıktan sonra bunu yaparsın. Mustafa Reşit Akçay kötü bir teknik direktör mü? Değil. Ama bazı şeylerden bahsediyordum. Kırılgan bir teknik direktör. Bu mücadelenin içerisinde böyle ligde kalma mücadelesini yoğun yaşamış bir teknik direktör değil. Çok çabuk alınabiliyor, çok çabuk kırılabiliyor. Şimdi basın toplantısında da soruldu pazartesi olayı nedir diye. Yani yönetim bir hocam böyle niye oldu deyince ben hadi gidiyorum bu bana çok üzüldüm, çok incindim diyen bir teknik direktör. Ben bu hafta maç sonrası basın toplantısına gelmeseydi de şaşırmazdım. Evet. Yani bu şeyden dolayı değil, öyle olsun istediğimden dolayı değil. Sadece bir durum tespiti, gazeteci olarak yaptığım durum tespiti. Hoca değişikliği şu anda zamanı mı? İsmail Kartal gibi bir hoca tercihi doğru zaman değil zaten. Değişen bir şey olmayacak. Ama oyun felsefesi değişik olan bu kadroyu gerçekten başarılacak bu hoca varsa da yönetim mutlaka bunu değerlendirecektir. Yorumlarda Ersun Yanal da soruyordu. Dün Fenerbahçe'yle yolların ayrıldı Ersun Yanal'ın. Daha yok, Trabzon maçından sonra ayrılacak. Yani ondan sonra gidecek tabii. Ya, Zorunlu olarak şeyde çıkacak Trabzonspor maçında. Bu yönetimin alacağı karar. Yönetim şimdiye kadar birçok şeyi doğru yaptı. Dediğim gibi bir teknik direktör seçimleri konusunda beni mutlu etmediler. Gelir gelmez Metin diye birini gönderip Mustafa Kaplan'ı getirmeleri, ardından Mustafa Kaplan'ı o kadar dayanmaları, devre arasını geçtikten sonra hoca değişikliğine gitmeleri. O konularda doğru tercihler yapmadılar ama şimdi orada bir yönetim aklı var işte. Sahada olmadığını iddia ettim. Orta sahadaki futbol aklı. Yönetimde bir yönetim aklı olarak var.